Makedonya kralı Filipos, oğlu İskender'in ne akıllı bir kişi olacağını ilk ne zaman sezmiş? Bir at varmış. Öylesine azılıymış ki kimse sırtına binemiyormuş. Hayvan bütün binicilerini üstünden atıp yaralamış. Kiminin kafasını, kiminin çenesini, kiminin kolunu, kiminin bacağını kırmış. Hani Amerikan filmlerinde rodeo denilen zanaatın ustalarını izliyoruz ya, onlara benzer ne kadar Makedonya kovboyu varsa azgın atı bir kez deneyip derslerini almışlar, toprağa öpmüşler. İskender atla binicilerini izlerken görmüş ki hayvan gölgesinden ürktüğü için azıyor. Bunun üzerine atın sırtını atlayıp güneşe doğru sürmüş. Arkaya düşen gölgeyi görmediğinden ürkmemiş beygir, durulmuş. İskender'in buyruğuna girmiş. Herkes bu işe şaşıp kalmış. Çoğu zaman yalnız at değil, insanoğlu da kendi gölgesinden korkup azgınlaşır. Böyle durumlarda en iyisi yüzünü güneşe karşı dönmektir. Çünkü kendi gölgesinden korkan adam güneşe, bir başka deyişle aydınlığa sırtını dönen kimsedir. Ürküp azgınlaşması da bundandır.